YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün şahane bir kek tarifim var. Bunu arkadaşımdan öğrendim ve aynı hafta içerisinde üçüncü defa yaptım ve artık üçüncü de sizler için videoya çekiyorum. Benim yaptığım, yıllardır yaptığım bir kek tarifine çok benziyor ama bir iki farkı var. Onları da videoda sizler için anlatacağım. Bir su bardağı toz şekeri çırpma kabına aldım. Dört tane büyük yumurta kullandım. Yumurtalarınız küçükse beş tane kullanabilirsiniz. Böyle güzelce köpürene kadar çırpalım. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da su ekliyoruz. Suyla yaptığım bir kek. Kek piştikten sonra sütlü bir sos dökeceğiz. Bu arada suyumuz normal içme suyu sıcaklığında. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. 2,5 su bardağı un. Öncelikle unumuzu eleyelim. Benim yaptığım tarifte nişasta yoktu. Bu tarifte 2 yemek kaşığı nişasta var ve dolu dolu 2 yemek kaşığı koyalım. Kek o kadar yumuşak oluyor ki zaten en son dilimlerken göreceksiniz, bir meyve bıçağıyla dokunduğum gibi hemen kesiliyor. Bu benim tarifimden farklı olan kısım ve bir tane yumurta fazlası var. 3 yemek kaşığı kakao ekleyelim. 1 paket vanilin, 1 paket de kabartma tozu. Bunları da eledikten sonra güzelce karıştıralım. Eğer karıştırmakta zorlanırsanız mikserin en düşük ayarında sadece karışana kadar çırpalım. Ben tarifi kek kalıbında yapıyorum. İsterseniz bir tepside yapabilirsiniz. Bu arada bu kek kalıbı benim elimdeki en büyük kek kalıbı diyebilirim. Hem genişliği çok fazla, yüksekliği de çok fazla. 6 yumurtalı bir kek bile yapılacak kadar büyük. Belki videodan çok belli olmuyordur. Kek kalıbınız küçükse çok daha yüksek bir kek olur ve pişme süresi biraz daha fazla olur. Keki 170 derecede 600 ayarda pişmeye gönderdim. Bu sırada ben kahveli sosunu yapıyorum. Kahve sevmiyorsanız sadece sütle ısıtabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı Nescafe'nin üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Sadece kahveyi açmak için yarım çay bardağına yakın sıcak su ekleyip karıştıralım. Üzerine 2,5 su bardağı soğuk süt ilave edelim. Sütümüz soğuk olsun çünkü kek fırından çıktıktan sonra ilk sıcağı çıkınca soğuk sütü dökmemiz gerekiyor. Biri sıcak, biri soğuk olacak. Keki fırından çıkarttım. İlk sıcağı çıktıktan sonra 3-5 dakika sonra üzerine soğuk kahveli sütümüzü dökelim ve gördüğünüz gibi döktüğüm gibi hemen çekiyor zaten ki 2,5 bardak fazla bir miktar ama hemen dakikalar içerisinde sütü çekti ve çektikten sonra hiç bekletmeden ters çevirelim. Ben üzerine çikolata döktüm. Çikolatam biraz bayatlı sanırım, çok güzel yayılmadı ama fındıkla çok güzel bir şekilde kamufle ettim. Kenarlardan aksaydı daha güzel olabilirdi ama böyle fındıkla kapatınca bence son halde gayet güzel oldu. Eşit bir şekilde bütün sosu çekti. Sadece üst kısımları veya dip kısımları değil, ortası, kenarı, her yeri eşit bir şekilde bir ıslak kek gibi nemli ve tadı o kadar lezzetli ki kahvede çok yakıştı. Seviyorsanız kahveli denemenizi tavsiye ederim. Sevmiyorsanız sade de yapabilirsiniz dediğim gibi. Ama mutlaka deneyin derim. Ve deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Tarifle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum ve videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Bizim favorimiz oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Kıvamına da bakalım. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.